OSM günlük maç haritalarımızın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Türkiye Ligi ile başlıyoruz. Arkasına Arjantin Ligi'ne geçeceğiz. Rakibimiz İstanbulspor. Yusuf hocamız çok formdalar. Umarım kendi sahamızda güzel bir futbolla o en azından 3 puan alalım mı? Güzel futbolda şu anda biraz geri plana alabiliriz. Önemli olan şu an 3 puan. Çünkü zirveye doğru oynuyoruz. Hedefimiz ilk 5 biliyorsunuz ve ilk 5 için iddialıyız şu anlık. Bu maçı kazanarak güzel bir galibiyet elde etmek istiyoruz. Hocamıza şimdiden başarılar dileyelim. Fabian Şahran, J. Grealish'e. J. Grealish alev oluyor. J. Grealish. Son 2 maç 5 gol Grealish'ten. Hakikaten çok formda şu anda. Umarım güzel bir galibiyet elde ederiz. Pedro Porro, Mehdi Taremi yattı. 7. dakika Mehdi Taremi vurdu. Kaçan fırsat İstanbul Spor adına. Kalecimiz, yeni kaleciyi de aldık bu arada. Nick Pope'u. Modric, Jack Grealish kaçan fırsatlar Edel Militao top önünde buldu. Defansta Militao ileri çekti. Kaç çocuklar. Dakika 20 Militao kaçırdı. Her şeyi doğru yaptı ama demek ki bir şey doğru yapamamış hocam. Taremi için sarı kart. 35. dakika. Gol pozisyonu engellemekten. İlk yarı sessiz sedasız hızlı bir şekilde bitti açıkçası. Çok fazla fırsat ve pozisyon olmadı. Sessiz dediğim gibi ilk yarı geçti. Umarım ikinci yarıda daha güzel bir futbol izleriz. Hadi bakalım güzel bir futbol istiyoruz çocuklar. Mbappe topun koydu. Geriye geldi. 24 metrede mesafeden free kick Mbappe kaçırdı. Kylian Mbappe. Ah bir de free kick bu sefer. Messi Mount. Sakika. 53 Mason attı. Atamayın attılar arkadaşlar. Mbappe de sarı kartı gördü. Hızlı hücum. Haydi Mbappe. Mbappe yaz bunu. 3 dakika sonra yakalayalım beraberliği. Mbappe kaçırdı. Abi yapma ya. Vah. Mehdi Taremi top önünde buldu. Mehdi Taremi ile geliyor İstanbul Spor. Dakikalar 58. Mehdi Taremi 2 yaptı. Abi yapma işte ya. Kendi sahamızda İstanbul'da da kaybetmeyelim bu çocuklar. Haydi Mbappe. At şunu, geri dönmek için hala fırsatımız var. Bravo Mbappe. Al topu Mbappe. Al topu. Al topu. Yere. Haydi Mbappe. Frikik 2 dakika sonra. Yaz bunu Mbappe. 2-2 yap. Kylian Mbappe kaçırdı. Ulan her maç frikikten gerektiğinde atıyorsun her frikikten. Bu sefer mi kaçırıyorsun ya? Sarı kart Ben White. Hala çocuklar dakikamız var. 2-2 yapabiliriz ama yemeyin. Bakın yemeyin. Kalede Nick Pope vardı galiba. 68 Militao kaçırdı. Uf. Haydi Mbappe. Haydi Jack Grealish bugün yoksun. Kimmich'le geliyorlar. Joshua Kimmich 71. Bir fırsat daha kaçıyor İstanbul adına. Kalecimiz dayanmaya çalışıyor. Ama bizim atak yapmamız lazım. Bizim çocuklar. Nerede bizim çocuklar? Bak Murat Sancak çok bastırıyor arkadaşlar. Çocuklar Murat Sancak Avrupa Ligi istiyor. Fabian Şar çıktı. Lenormand girdi. Morata Goreska ikisi güzel bir oyun oynadı. Goreska için şut açısı. 82 Goretzka kaçırdı. Hadi 2-2 bari. 2-2. Burada 3 puan vermememiz lazım. Doğrudan rakibimiz önümüze geçerler. Mbappe 1 olmadı, 2 olmadı. 3. atamazsan valla çıldırırım. Hadi Mbappe. Alan gene kaçırdı. Mbappe'ye bak ya. Mbappe bugün bizi yaktın var ya. Evet. Mbappe sonlarda iyice fırsatı kaçırdı. Hakikaten şanssız bir gece dedik bence. Taktiğe gerçekten güzellik, kötü şans onların galibiyeti. Evet hakikaten dediğim gibi bakın. İlk defa görüyorum. Ya, hakikaten biraz şanssızlık ya. Mbappe o kadar çok kaçırmazsın be Mbappe. 53 Mason Mount, 58 Taremi, 62 Mbappe attı ama birçok da kaçırdı ikinci yarıda. 10 şut. 5 korner, 2 korner, %50. Ortadaydı maç zaten ama bence kazanabilirdik. Özellikle Mbappe'nin kaçırdığı fırsatlar gerçekten canımı sıktı bugün özellikle frikikten. Mbappe'den frikik almamız gerekiyor. Hemen şöyle görevlere gireyim. Jack Grealish'i koyacağım ama Jack Grealish yorgun. Luka Modric kullansın. Neyse Mbappe kullansın. Boşver. Şimdi gelelim sonuçlara. Hocamızı tebrik ederiz bu arada. Güzel galibiyet elde etti. Evet. Alanya Spor 4-0
Antalya Yeni Akdeniz derbisinde Gaziantep 1 puan almış Kasımpaşa'ya karşı. Sivas Başakşehir'i devirmiş. Vay vay vay. Batuhan hocam tebrikler. Berkay hocamı devirmek gerçekten iki ligde de çok zordu. Bu ligde deviren olmuş. Tebrikler, maça bakacağız birazdan. Ümraniye Galatasaray'da basmanda 3-1 ile geçmiş. Fenerbahçe'de Hatay'a karşı ilk galibiyetini alıyor yine hocasıyla beraber 1-0. Kayseri 0, Beşiktaş 3. Ulan Beşiktaş'a 0, Kayseri'ye 3 demiştim. 3-0 bitmiş hakikaten ama Beşiktaş kazanmış. Giresun Ankara gücünü 4-1'e geçerken Fatih Karagümrük Konya karşısında zorlanmadan 4-0'ı güzel bir galibiyet elde etmiş. Ivan Toni yeni transferleri 55 Martinelli, 61 Acuña, 71 Ivan Toni'nin golleri. İkinci yarıda fişi kesmiş diyebiliriz. 23'te 3 bayağı zaten skor 4-0, istatistikler açık ara önde. Tebrikler Görkem Hoca, tebrikler Karagümrük. Burada daha da büyük bir fark olabilirmiş. 5-6'ya doğru gidebilirmiş diye tahmin ediyorum. Gelelim başka. Gaziantep'e bakalım, birer puan almışlar. Yevtoviç 12'de atmış. 42'de Eyseri karşılık vermiş Kasımpaşa'da. İkinci yarıda herhangi bir gol sayısı çıkmamış. 7 şuta 7 şut. Az pozisyon olduğu bir maçta beraberlik hakim. Beraberlik maçın hakkı diyebiliriz. İki zayıf takım diyebiliriz açıkçası. Gelelim Sivas'a baktığımızda. 3. dakika Martinez'in golü, 5'te Kol ile beraberliği yakalamış Sivas, 7'de maalesef Lamela talihsiz bir sakatlık yaşamış. İlk yarı 27 Marquinhos'a, Başakşehir ilk yarı 2-1 öne kalmış. İkinci yarıda Matheus Ter sakatlanmış Başakşehir'e de. Ondan sonra 82 Harry Kane, 90 Pereira'nın golleri. Son 10 dakika geride giren Sivas galibiyetle çıkmış. Vay be. 12 şutu 13 şut. 12 korneri 3 korner. Ve 47'ye 53 top oynama oranları. Başa baş dengede bir maçın kazananı Sivas olmuş. 7 doları tebrik ederiz. Gerçekten çok sağlam bir galibiyet elde etmiş diyebiliriz. Gelelim sıradaki haftaya. Kendi sahamızda değil de deplasmana gidiyoruz. Fenerbahçe deplasmanındayız. Ah be, İstanbul galibiyeti çok iyi olmadı. İstanbul'u kazansaydık çok iyi olacaktı. Ankara gücü Trabzon'la oynayacak. Beşiktaş Giresunspor'la oynarken İstanbul'da Kayseri ağırlıyor kendi sahasında. Ümraniye Hatay'ı ağırlayacak. Başakşehir Galatasaray güzel bir maç olacak. Sivas Kasımpaşa deplasmana giderken Alanya'da kendi sahasında Gaziantep ağırlayacak. Ve Antalya'da Konya Spor deplasmana gidiyor. Bu hafta Görkem Hocam bay geçiyor galiba, evet. Arkasından bir de kupa da bay geçiyor. Hocanın biraz şanssızlığı açıkçası burada olmuş. 2 gün dinlenmek, 1 gün dinlenmekle 2 gün dinlenmek arasında gerçekten hiçbir fark yok. Burada biraz şanssızlık var hocada. Ya, kupa da ilerleseydi dinlenme günü çok iyi denk gelecekti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kupada da Galatasaray'la oynayacağız. Fenerbahçe Galatasaray diye gidiyor arkadaşlar. Ümraniye var galiba, aynen. Çok zor bir fikstüre giriyoruz. Ligin lideri 17. hafta itibariyle 43 puanla. Alanya Spor 40 puan ile Beşiktaş ikinci, 38'er puanlı Galatasaray 3 ve Trabzon 4. Beşiktaş geçti bu arada onların ikisini de. 33'te Karagümrük 5. 31'er puanlı 3 takımdan Ümraniye 6, Başakşehir 7 ve İstanbul 8. Biz değil, Fenerbahçe 9 puan, 9. 30 puanla biz 29. Yani kazansak 32 puanla 6.ydik yani. Bir anda 10. sıraya kadar geriledik. İlk gol kendi arasında, arkadan da Giresun ve Konya gelmeye çalışıyor. Sivas 17, Ankara gücü 17'ye geliyor arkadaşlar. Ligin kadro değerlerine baktığımızda 800 milyon euro ile Alanya 1. 563'e Beşiktaş 2. Ümraniye, Başakşehir ve Fatih Karagümrük diye gidiyor. Bizde 433'ümüz var. Ama kenarda arkadaşlar 150 milyon euromuz var. Ve birazdan transfer yapacağız tabii ki de Adana Demirspor'a. Gerçek hayatta İbrahimovic transfer söylentilerini duydum ama burada İbrahimovic'i denk getiremeyebiliriz. Aranızda İbrahimovic olan varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. İbrahimovic'i almak istiyorum bir sonraki bölümde. 10 Cancelo ve gol kralını geçtik. Messi 15 golle lider, Martinez, Rashford ve Mane gidiyor. Bu Martinez, evet, Lautaro Martinez'miş. Asist kralı Cancelo ve Reece James. Bizden Mbappe yavaş yavaş zorluyor buraya ama yani biraz daha iyi olması gerekiyor. Asist toplam abi 20 gol katkı Messi. Neler yapıyorsun abi? Rashford, Kvara, Martinez diye devam ediyor. En güçleri bu şekilde serilere baktığımızda Beşiktaş 8'de 8, İstanbul 8'de 8. En formdaki iki takımla oynadık. İkisini de ucundan kaçırdık açıkçası kıl payıyla. Kazanabileceğimiz bir maçlardı. Arkasından yine zor bir fikstüre devam ediyoruz açıkçası. Ligin en çok gol atan 6. takımıyız. 23 gol yiyerek de işte ortalama gol yemişiz. Görkem hocam 31 atmış. 20 yemiş. Evet, onlar bizden az almış ama az da yemişler. Tamamdır. Gelelim şimdi şöyle birkaç transfer yapalım. Gel bakalım gel. Nereye eksiğimiz var? Orta sahamızda bir oyuncu satılmış. Bir de kaleci. Orta saha zaten satalı. Kaleci yedekte kalsın. Oy, Koman'a bak. Oy, 124 benzem. Ulan şurada İbrahimovic çıksa ne güzel olur ha. Ulan çıkmadı be.
Osimhen 65 milyon euro 45. Osimhen çok güzel. Sterling çok iyi duruyor. Marcus Thuram da çok iyi duruyor. Sterling fena durmuyor arkadaşlar. Sterling'e bir göz atacağız. Orta saha yalnız lazım. Duvar duvar. Önce orta saha lazım bize. Ve Eriksen işimizi görecektir 103 oranıyla. Yani Guameres de alabilirim ama 128 20 milyon euro kalıyor ve o da bir de bayağı bir az bir bütçeye tekabül ediyor. O da bize problem yaratabilir açıkçası. Ya yani 20 milyon euroya kimseye alamam. Böyle 88'i buna kadar alıp düşebiliyor ama 49 Tarkovski, Benjamin Pavard 72, bir de kim var? 110'lu Fofana, 111'lik. Neyse ben şu Eriksen'i alacağım arkadaşlar. Lan Guameres'imi alsam ya. Şöyle bir göz atsam orta saha defans altında 5 oyuncu var. Kimleri satmışız biz? Hernandez de satılmış abi. Ben bir tane Eriksen'i çekiyorum arkadaşlar orta sahaya. Gel bakalım Eriksen babuş. Eyvallah. Eriksen'i çektik. 80 milyon euromuz kaldı. Burada bir Benjamin Pavard hareketi yap. Ya da Tarkovski yapsak 30 kalıyor. 30 milyon euroya forvet. Yok. Forvet olarak 65'e Osimhen'i çeksem 14 milyon euro kalıyor. 14 milyon euroya savunma şu ucundan kaçıyor. Olsa çok tatlı olacak. Yani Osimhen'in bir altında 99'luk Mahrez var. Yedek olarak Mahrez çekip yani Mahrez çekebiliriz yedek olarak ama Osimhen'i çeksem ya. Abi oyuncu sayısını düşünmek zorunda. 99 Mahrez buraya çektik. 34 milyon euro kaldı bu arada. Ah de Tarkovski olmuyor değil mi? Hani 94'lük Pau Torres de burada ağla renklerimizi aldık. 3 tane çok sağlam transfer yaptık. Kalor değerinde de 5. sıraya geldik. 524 milyon euromuz var. 17 oyuncuya yükseldik tekrardan. Forvet hattında Mahrez'i tekrar satıldık listesine koyalım. 74 milyon euroya. Orta saha Eriksen'i aldığımıza göre Carvalho'yu satıldık listesine koyabiliriz. Defansa da Pau Torres'i aldık ve yeni transfer listesine koyup yeni oyuncular arayışında bulacağız. Kaleye Pickford almışız bu arada. Bunu da göstermiş olalım. O zaman Fenerbahçe maçına yarın görüşeceğiz. Gelelim Arjantin Ligi'ne bakalım neler bekliyor bizi. Sarmiento'ya karşı bugün güzel bir maç bizleri biliyor. Yine kendi sahamızdayız. Burada galibiyet istiyoruz artık. Şöyle bir belimizi bir dikelim mi? Ne yapalım ya? Neydi o cümle ismi unutma. Ha belimizi bir doğrultalım ya. Bir kendinize gelin çocuklar. Dakika 7. Bravo oyun. Yemeğiniz golü. Aferin. Aferin. Yedek kaleciyle çıktım. Umarım bize sakat işler yapmazlar var ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Allah Allah. Tapsoba'ya gele geliyor. Sarmiento bayağı baskılı başladı. Tapsoba. Valla savunmadan da ye. Ha. Of. Dakika 10'da yedik. Tapsoba bir sarı kart daha. Kimpembe yine defans. Defanslar çalışıyor bugün. Kimpembe ileri Dani Olmo ya. Haydi Dani Olmo. Yap karşılığını. Ah be Dani Olmocuğum. Olmuyor, olmuyor. Dani olmuyor. Hızlıcığım David. David. Yapma David. Yapma David. 24. Sarmiento adına kaçan fırsat. Kadro değeri olarak bizden herhalde bir iki kat daha zayıf. İki kat daha güçlüyüz rakibimizden. İki, iki buçuk kat ama puan tablosunda da zaten bizden üstünler. Yani bu da ne kadar önemli olmadığını gösteriyor. Kadro değerinin. Ya, taktikler burada daha çok işe yarıyor görüyorsunuz. 2-0 oldu. Yok abi New World Boys'te bir türlü belimizi doğrultamadık. 40'ta Bernardo Silva 41'de defansa iletişim hatası. Yani olacak iş değil. Yok yani dönecek gibi değil arkadaşlar. Ya abi hiç pozisyona da giremiyoruz. Yani yitirdi şutumuz yok arkadaşlar. Bir tek Danilo'nun şutu var yani. Rezil. Rüsva oluyoruz kendi sahamızda. Adana Spor'da en azından topu oynayıp da kaybediyoruz. Burada yani oynayamıyoruz abi. Ne konuşayım ki? Ne anlatayım ya? Al işte. Boşa kaçan fırsatlar. 1-0 olsa ümidim olacak. 2-0 67 olmuş. Daha pozisyonumuz. İkinci pozisyonumuz daha. Maçtaki ikinci tehlikeli hatamız. Şu aradaki de saymıyorum. Onları gerçekçi tehlikeli fırsat olarak saymıyorum. Bu kim oğlum Martinez? Federico Martinez. Kim bu? 3 olmasın be. 80 kaçtı. Malik Diaw lan savunmadan yürü git savunmadan gol atmaya çalışıyor bize oyuncuya bak. Ah ya Hernandez. Hocam bir kırmızı göstermedin ilk yarıda var ya. Bitir hoca bitir. Lan çık. Bitir. Bitir hoca. Bitti evet.
Sarmiento'yu ben Batman hocamızı tebrik ediyoruz gerçekten. %100, %150 hak edilmiş bir galibiyet. Takım adına konuşabileceğim hiçbir şey yok. Rezalet. Rezalet. Yedek kaleciye çıktık ama ya yedek kaleciye çıktık değil. Geri kalan oyuncular yani ne olursa olsun yine de bu kadar rezalet bir performans olmamalı. Tebrikler hocam. Deplasmanda alınabilecek en güzel galibiyetleri aldın. Burada da 130 milyon euro civarında bir paramız var. Önce sonuçları arkasından transferimizi yaparız. Godoy Cruz Independiente'yi 3-0'la geçmiş. Huracan Colón'u 2-0'la geçmiş. Union 0, Arsenal de Sarandı 0, Vélez Sarsfield 1, Görkem Hoca 1, Estudiantes, Talleres 3, San Lorenzo 1, Racing Boca Juniors'la 1-1 beraber kalmış. River Plate Defensa Justica'yı 1-0'la Asfalt'la geçmiş. Instituto 3, Atletico Tucumán 1, Instituto'yu durduramıyorlar. Banfield 2'ye Argentin Junior 0, Gimnasia Esgrima 2, Barasca Central 0 ve Lanús Tigre'yi devirmiş. Tigre'yi deviren bir takım çıktı. Platense 3, Razio Central 0 ve Belgrano 4-1 Central Cordoba yenmiş. Cümleyi bitirmeden bu maça girmem lazım. 18 Mahrez, 46 Mahrez'in penaltı golü 2-0 olmuş. 67 DTL karşılık vermiş ama yetmemiş. 13 ile 5 şut. Fontrent hoca farkı diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Fontrent hocamızın gerçekten taktiksel zekası inanılmaz. Hocam helal olsun. Hakikaten ligimizin şu arada en iyi galibiyetlerinden bir tanesini almışsın. Tebrikler. Başka Görkem Hoca'ya da bir göz atalım. Arkasından bu maç bugünlük yeterli olacaktır. Fazla uzatmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde fazla maça baktık. Daha transfer yapacağız. Lewandowski 6, 22, Dembele'nin karşılıklı golleri. 12 şut, 11 şut. Başa baş ve dengeli geçen maçta birer puan bence iki takımı da tatmin etmiştir. Bu Ederson umarım kaledeki Ederson değildir yani. Hem Ederson hem Musole çıktıysa kim bu rakip? Vélez Sarsfield. Evet, sıradaki haftaya bir göz atalım. Vélez Sarsfield olmazsa bakacağız. Belgrano'yu ağırlayacağız. Onlar da çok sağlam gidiyor açıkçası. Colón Godoy Cruz oynayacak. Independiente Arsenal'de Sarandela oynarken Huracan Estudiantes ağırlayacak kendisi aslında. San Lorenzo Union deplasmanına gidiyor. Vélez Sarsfield Boca Juniors. Talleres Defensa Justicia Racing Atletico Tucumán. River Plate Argentinos Juniors. Instituto Barasca Central. Ulan takımlar aynı gibi duruyor. Benfield Tigre, Gimnasia Esgrima Sarmiento, Lanús Platense. Bakalım Platense'nin serisine de son verecek mi? Ki bence verecektir de. Lanús'un da arkasındayım sonuna kadar. Racio Central ve Central Cordoba. Centraller bizim. Gelelim ilk tabu sonra. Unutmadan şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Vélez Sarsfield, Vélez Sarsfield, Vélez Sarsfield. Gel bakalım. Ederson hangi Ederson onu merak ediyorum. Evet, orta sahadaki Ederson'muş. Tahmin ettim. Şimdi geri gelelim. Lig tablosuna baktığımızda 19. hafta itibariyle Godoy Cruz 48 puanla lider, Platense 47 ile 2, Tigre 45 puanla ağır yaralandı ve 3. sıraya geriledi. 40 puanla Etico Tucumán 4, Instituto 39 ile yükselişe devam ediyor. İlk 3'ü zorlamaya çalışıyor Instituto. Vélez Sarsfield 38 puanla 6. sırada geriledi. Boca Juniors yükselişe devam ediyor 36 ile 7, Racio Central 35 ile 8. sıraya geriledi. Sarmiento bizi yendi, 9'da kaldı. Belgrano ile oynayacağız. 33 puanla 10'uncular. River Plate yükselişe devam ediyor. River Plate'le dalga geçtik. River Plate bizi yatırdı. Üstümüze geçti. 5 puan farkı da koydu. Devam ediyor. Biz de arkadan bakıyoruz maalesef. Estudiantes 32 ile 12'ye geriledi. Yani Estudiantes bile geçti. Estudiantes ise Estudiantes birinciydi. River Plate tahminimce 13 ile 16. sıra civarındaydı. Ve şu an gördüğünüz gibi puan tablosunda River Plate ve Estudiantes'i geçti. Gerçekten bana gelen fark ediyoruz. Lanús 13. sıraya kadar yükseldi, 30 puanla yükselişe devam ediyor. Onlar da ilk hani ilk 7 ilk 8'i zorlayacak gibi duruyor. Ki zorlayacaktır. Huracan önümüzde, biz de o 27 puanı 15. sıraya kadar geriledik hakikaten. River Plate'le dalga geçtik. River Plate'in yerine geçtik. Geri kalanlar da bu şekilde. Ligin kadrolarına baktığımızda 1.3 milyarla Platense lider. 842 ile bugün Tigre. Değeri 339'luk Lanús'a kaybetti. İşte burada az önce benim kendi maçımızdan örnek verdim. Ben 311 milyon euroyu, rakibimiz 168. Tam iki katı değerinde bir farkımız var ama yetmedi. Lanús 339, rakip 842. 2.5-3 katı değer farkı var ama taktiksel zeka her şeye önemli. Önemli olan taktiksel zeka. Gerçek hayatta da öyle açıkçası. Belli bir yere kadar para paradan sonra, yani Paris Saint Germain'de para var ama başarı yok. Aynı o şekilde görebilirsiniz. Godoy Cruz Instituto Atletico Tucumán diye geliyor. Ne anlattın herhalde diyebilirsiniz. Öyle biraz fazla uzattım, kusura bakmayın. 311 ile 9. yüz ama paramız yok. Birazdan harcayacağız. 133 milyon 100 euroluk bir hemen hemen bir
bize bütçe gelse 400'ü buluruz ve ilk 6'ya yapışırız. En golcü Veris, ligin asist kralı Gavi, en çok katkı veren oyuncu, iki oyuncu var. Kimmiş? Leroy Sané ve Messi. Messi burada da zirveye oynuyor olacak işte. Messi ben üstüttüm çünkü çocukluk arkadaşını buluşturmak istiyorum. Platense, sevgili hocam, bizi izliyorsan sana sesleniyorum Emirhan hocam. Messi istiyorum. Bana Messi çok fazla satmazsa sevinirim. Benim tek amacım dediğim gibi Messi kendi çocukluk takımına getirmek aslında. Daha önce ben alacaktım. Olmadı. Önce River Plate'e gitti. Zaten River Plate'ten almam çok zordu. Senin kadro değerin ve şeyim var. Maddi sıkıntın olmadığı için senden rica ediyorum. Yani Messi şöyle güzel bir fiyata ayarlayabilirsek çok çok sevinirim açıkçası. Benim için de çok mutlu olur. Messi satmayacağım emin olabilirsin. Maksadım devam ediyor. Çocukluk takımına kendisini getirmek. Öyle bir konsept olarak devam ederim belki. Ligin as yani Berkay Hoca ve Platense şovuna devam ediyor. 11 ve 14 maçlık yeni mevzik serisi. Bakalım bunları durdurabilecek kim var? Llanos gözüküyor şu anlık. River Plate de 6-6 ile gizli formuna gidiyor. Üçlü. Üçüncü en form takım. Instituto Tallerez diye devam ediyor. Kapatırsan sevinirim. Kim o? Siz beni duymadın mı? Konuşuyorum hala. Yok. Ben geleceğim şimdi. Yemeyeceğim dolduruyor. Koyayım tekrar. Yok geleceğim. Sen koy. Evet. Maalesef ki yine baskın yedik arkadaşlar. Yani illa basılacağız. Gol kralı 48 Platense, Godoy Cruz ve Insto 3'ü de 48'ler gol atmış. Sonrası 40-39'a doğru düşüyor. Biz 32 gol atmışız. Geri kalanlar da bu şekilde arkadaşlar. Gol kralı istatistik. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Şu paramızı harcayalım ya. Evet, gelelim 133 milyon euroyu harcamaya ama öncesinde bir bakalım kimlere o pardon. Kimleri alabiliriz? Forvet'e bir oyuncuya ihtiyacımız var. Orta saha ve defans. 3 mevkide aslında güzel bir transfer harekatı lazım. Ivan Toni. Gel bakalım. 56 milyon euro. Daha da yükseği 92'ye kadar çıkıyor abi. Tek oyuncu 92 milyon euro şu anda verebilecek bütçem yok maalesef ki. Kimleri alabiliriz? Casemiro çok güzel duruyor. Ben Gruyt 103 69'luk. Başka da oyuncu yok abi. 95'liğe kadar düşüyor. Anguissa'ya kadar. Orta saha da şu anda yok. Defanslarda 59'da Lewis Dunk var. 104 97 abi 97 ben Matthijs de Ligt'i çekerim. 37 milyon euro. Çok çok temiz bütçe. 95. Bir de Ivan Toni'yi çekerim arkadaşlar ben. 90 97 Luis Diaz 99 Ivan Toni. Arada 2 euro var ama fiyat farkı olarak 13 milyon euro var. Bence o kadar fark değecek kadar bir şey yok. Luis Diaz'ı çekeyim ben. 52 kaldı. Lan Lewis Dunk 53 müydü ya? 59'muş. Ha, orta say bakalım biz. Anguissa'yı alamam. Başka da oyuncuya paramız şu anda kurtarmıyor. 52 milyon euro da kenarda kalsın arkadaşlar. Bu duruma göre satarız. Burada Nkunku'yu maalesef ki satılığa koymak zorundayım artık. O Erzabal 3 Diaz. O Erzabal şey Nkunku sen bir kalırız. O Erzabal'ı ben bir koyayım bakalım. 69'a koyduk. Ortasında da kimseyi satamam. Defansta Mönye'yi satılığa koyabilirsiniz mi? Zaten satın koymuş pardon. Gel. Matuidi zaten çok güzel oldu. Neyse. Hadi 37 numara benden olsun. İçimden geçti. Evet, paramızı da kenara attık mı? Bu bölümün de sonuna geliyoruz. Güzel bir bölüm oldu. Arjantin'e bir elimizi bakalım ne zaman bükeceğiz. Türkiye Ligi'nde güzel futbol var ama sonuç yok. Umarım bunları tersine çeviririz. İki ligde de şu anda daha önümüzde çok maç var. Adana'da Türkiye kariyerimizde bu bölümünü salı günü izliyor olacaksınız. Çarşamba günü için yani salı günkü maçları akşam salı günü saat 5-6 civarındaki oynadığımız maçlardan sonra o günkü ulan niye karıştırdım ben? Salı günü maçlardan sonra kadro değerlerini inceleyeceğim arkadaşlar. Sizlere inceleyeceğim bir video olacak. Eğer yetiştirebilirsem salı akşamına yetiştireceğim. Yetiştiremezsem çarşamba gününe kadro değeri incelemesi videosu gelecek. Türkiye Ligi'nde Arjantin Ligi'nde 52'den 26 daha devre arasında çok maç var arkadaşlar. Arjantin Ligi'nde daha sonra kadro incelemesi yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.